Anlatmıyor ya, zaten vakit yetmez. O kadar iyi. O kadar iyi efendim Sevim Hanım. Onlar gönüllü geliyor, hani paralar sayılmıyor onlara. Onlar gönüllü olarak geliyorlar. Mecbur değiller onlar. Burası benim küçük cennetim. Yani 17 senedir tabii ki hiç öf demeden gittim. Darülüze benim kalbim ve oradakileri çok seviyorum. Sevim Zengel, 50 yıllık kuaförüm. Emekli olduktan sonra çok evde oturmaya alışkın insan olmadığım için hani annem babam var artı daha başka ne yapabilirim düşüncesiyle Darülüze'ye gidip orada ne yapabilirim diye bakmak istedim. Darülüze'ye başlarken oranın nasıl bir yer olduğunu bilmeden başladım. Hani ne yapabilirim oradaki sakinlere diye. Ben de emekli kuaförüm. Orada onlara nasıl yardım edebilirim, nasıl onları mutlu edebilirim diye başladım. Ve onların genel ihtiyaçları, tırnak kesimi, saç kesimi, ondan sonra haftada bir banyoları, saçlarını boyama gibi şeyleri yaparak hem onlar çok mutlu oluyor ve ben çok mutlu oluyorum. Ve mesleğimi de yaptığım için mutlu oluyorum. Eşime dedim, Emin ben Darülüze'ye gitmek istiyorum. Orada ne yapabilirim, bakmak istiyorum. O da Allah razı olsun bana git dedi. Eşim her sabah kalkar, erkenden Darülüze'ye gider. İnsanlara yardım etmek için orayı çok seviyor. Sabah bir anda kalkar öyle yataktan buraya. Ne oldu? İşte Darülüze'ye geç kaldım. Oraya koşarak gidiyor. Oradaki insanları çok sevdiği için vazgeçemiyor. Yani 17 senedir tabii ki hiç öf demeden gittim. Normalde sabahın saat 6-7.30'unda kalkıp ben Darülüze'ye gidiyorum. Ha normal şartlarda yani saat 9.30-10'da kalkan insanım ben yataktan. Ama kurulmuş saat gibi 7.30'da kalkıp onlara gidip onları yani amacım mutlu etmek, onların istediklerini yapmak. Ben o kapıdan girdiğim zaman ne olduğunu bilmeden girdim. Ben dedim kuaförüm, tırnak keserim, saç keserim. O tam aradığımız kişisin dediler ve öylelikle başladım. Haftada bir günden başladım ve haftada 3 gün şu anda gidiyorum. Pandemiden dolayı da şu anda haftada bir gün gidiyorum. Kuaför salonum açıldığı zaman sakinlerimle beraber hepsi tek tek böyle hani bazen randevu alarak gelen oldu. Bazen gelemeyenleri ben tekerlekli sandalyeyle götürüp saçlarını kesip onları mutlu etmek için uğraştım. Burası benim küçük cennetim. Sakinlerime hizmet verdiğim bir yer. Onların istediklerini yaptığım bir yer. Arkalarını kısaltıyorum. Evet, lütfen. Tamam. Ne yapıyorsun? İyi, ben yokken ne yaptınız? Teşekkür ederiz. Sizi özledik. Başka bir şeyimiz yok. Benim biliyorsun hastalığım var. Onun için annemden geçen bir rahatsızlığım. Her şeyi buraya bağışladım. Buraya 4 senedir burada kalıyorum. Çok 4 sene oldu mu sen geleli? Oldu. 4 sene oldu. Ay ne çabuk geçti zaman ya. Sanki dün gibi. Bir fil 17 senedir gidiyorum. Hani arada tatile falan gittiğim zaman bile her şeyimi ona göre ayarlayarak gidiyorum. Hiçbir hastayı o durumda hani mağdur etmeden. Ben tatile giderken de herkesi saçıydı, tırnağıydı, saç boyasıydı onları ayarlayarak gidiyorum. Duyduğuma göre sen güzellik
Krelçe seçilmesin. Evet. Kaç 68, senesinde? 68'inde. Olmuş, 68. Maşallah. Yani kimin aklına gelir benim gelip de Türkiye'ye kraliçesinin saçını keseceğim. Değil mi? Ne mutlu bana. Onlar beni çok seviyor ve ben onları çok seviyorum. Onların hayır dualarını çok alıyorum ve onların hayır dualarını aldım. Ve ben onların hayır dualarından hem haç hem de üre yaptım. Hiç onlarla yani bir alakam olmadığı halde hacın ümrenin ne olduğunu bilmeden ve bir gecede onların duasıyla ben ümre yaptım. Onların duasıyla gittiğim için onlara hep dua ettim ve onların duasıyla dinç ve güçlü kaldığımı düşünüyorum. Saçımıza kadar boyar, keser, gider. O şey, ona bir hediye dahi veremez, kabul etmez. Öyle bir şey vardı Selim Hanım'a. Çok özel kesiyor saçım, kafam. Onun elim ayağım oynadığı için o çok özen gösteriyor, Allah razı olsun. Annemin babamın doktora gitme zamanını bile ona göre ayarlıyorum. Pazartesi, salı, perşembe gidiyorum ve annemin doktor günleri mümkünse o güne getirmemeye çalışıyorum. O yüzden onların hani hiçbir şekilde özel ihtiyaçları geri kalmasın. Saçlarının uzaması ya da hani banyoları, tırnak kesimleri geri kalmasın diye kendi hayatımı onlara göre düzenlemeye çalışıyorum. Zaten sevmesi bu kadar şeye koşmak gelmez. Hepimiz çok kötü hastalarız. O kadar ki çok hastamız var. Gördün ne kadar kapı dolu. Anlatamayın. Yürüyemiyor, gelemiyor. Bu herkesin odasına gider, tek tek ellerini keser. Bebek gibi. Onlar benim bebeklerim gibi. Yani bebek, çocuk, hani her şey onlar benim için. Yani onlara büyük bir sevgim olması zaten burada benim ne işim var? Beklenti olmadan, yani bütün sevgisini buraya vermek çok önemli Darülacize de. Herkesin çoluğu çocuğu var, kocası var, işi gücü var. Uzun bir süre gitmediğim zaman tabii ki beni çok özlüyorlar. Gelmediğim zaman saçlarını ve tırnaklarını bana gösteriyorlar. Bak saçlarım nasıl oldu, tırnaklarım uzadı diyerekten. Aa Peren abla nasılsın? İyi canım, sen nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın, iyisin? Tırnağımı keser misin? Ha, keserim canım benim. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz ben görmeyeli? Allah beterinden saklasın. Amin, amin. Amin, amin inşallah. Onlar gönüllü geliyor, hani paralar sayılmıyor onlara, onlar gönüllü olarak geliyorlar. Mecbur değiller onlar. Sevim çok vefalı çıktı, bizi hiç bırakmadı. Allah razı olsun. Darülacize'de yatan bir yaşlı teyzemiz vardı, Selma Sarık'a. Sonra tırnaklarını kesip gidiyordum derken ona babaanne demeye başladım. Ve tabii babaanne normalde daire 6'da yaşıyordu. Tabii yaşlandı ve daire 5'e düştü. Ve yemek yememeye başladı babaannem. Ondan sonra haftada 3 gün ona yemek yedirmek için gidiyordum. Ve böylelikle de hastalara yemek yedirmeye başladım. Böyle insanlar inşallah çocuğumuz için ihtiyacımız var burada. Biz yaşlı insanlar, sen şimdi pandemiden de dışarı da gidemiyoruz. Onun için böyle güzel aktiviteler olduğu zaman çok mutlu oluyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız efendim? Allah'a çok şükür, ben çok de iyiyim. Çok iyiyiz, çok iyi. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Çok iyiyiz. İyi. Hiçbir şeye ihtiyacımız Allah'a yok. Allah'a çok şükür. Bir de kapı açılsa. O da olacak inşallah. Şu pandemi Allah'ın izniyle yani. Bu bir i̇nşallah. Hastalık bir gitsin inşallah. Boyuyor, keseliyor, yıkıyor hamamda bildiğin gibi. Onu anlatmıyor ya zaten vakit yetmez. O kadar iyi. O kadar iyi efendim Sevim Hanım. Bir beni değil, bütün dünyayı yıkıyor hamama. Şimdi bu hastalık dolayından gitmiyorum. Ben de gitmiyorum, o da gitmiyor.
Bir de daire 5'te benim bir tane Meltem'im vardı. O da sakin ama genç bir sakin, rahatsız. O beni gördüğü zaman, hani yemek yedireceğimi anladığı zaman çığlık çığlığa benim geldiğimi anlıyor. Ve haftada 3 günde ona yemek yedirmeye gidiyordum. Yani burada tamam saç kesmek için gittim, tırnak kesmek için gittim. Ama artı oradakilere, yani onlara evlat olduk, hep beraber aile olduk. Ve onların genel ihtiyacı, hani yemek yedirip onları, o Meltemciğim de yemek yediği zaman ben çok mutlu oluyorum. Onlarla sohbet etmekten ayrıca zevk alıyoruz. Yani onlar anlatıp biz dinliyoruz ve çok mutlu oluyoruz orada. Sevim geliyor, tırnaklarımız kesiyor, Allah razı olsun. Ondan sonra saçımı kesiyor. Sevim'den çok memnunum. Geliyor böyle gönüllüler, diyor ki ben buradaki kalan sakinlere kitap okurum. Birisi diyor ki işte pandemi döneminde pek yapamıyoruz. Ben sanatkarım, şu sanatımdan onlara istifade ettiririm. Ben şarkıcıyım, şarkı söylerim diyor. Ben bas gitar çalıyorum, gitar. Yani zengin parasının zekatını veriyor. Sanatçı sanatının zekatını veriyor. Pandemi döneminde buradaki insanlara moral olsun diye nöbeti olmadığı halde gelip burada dolaşan, onları ziyaret eden doktorlarımız vardı. Buraya gelmekten çok mutluyuz. Burada hizmet vermekten sakinlere çok mutluyuz. Tabii bunu şimdi anlat dediğin zaman pek anlatamıyorsun. İşte diyorum ya, bu yaşamak lazım. Yaşadığın zaman o duyguyu tatmak lazım. O yüzden birileri bir şey anlat dediği zaman biraz zor oluyor. Ama buradaki yoğun duygu, ya tabii ki çok güzel bir şey yani. Elimden geldiği kadar da kız kardeşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Boş zamanlarımda zaten oradayım. Haftada bir gün onların da banyolarını yaptırmaya çalışıyorum. Adana'ya gittiler. Gitmeden önce de saç kesimlerini yaptım. Çok, onlar da hani böyle çok mutlular. Beni gördükleri zaman, teyze seni çok seviyoruz, saçımızı çok güzel kestin diyorlar. Araştırır, kimin ihtiyacı varsa ona koşturur, ihtiyaçlarını karşılar. Elinde olmayanlara gider harcar, bir şeyler alır, verir. Benim eşim melek gibi, ben onunla gurur duyuyorum. 17 senedir oraya gitmeye devam ediyorum ve inşallah bundan sonra da, yani ömrümün son günlerine kadar gitmeye devam edeceğim. Darülüze benim kalbim ve oradakileri çok seviyorum. Thank you.